أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَلَّى اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ Saygıdeğer dinleyicilerim ve izleyicilerim, Derince Müftülüğü Vahiy Pınarından Damlalar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim sayenizi meşhur, zembinizi mağfur, amellerinizi amellerimizi makbul eylesin. Evet hocam, bugün vahiy pınarından damlalardan neler damlatacak? Yani var olandan neyi nakledecek? Evet, zekat konusunu işlemeye çalışacağız. Çünkü Tevbe suresi 2 numaralı dersimizi yapıyoruz. Tevbe suresinden ne anladık? Neler var Tevbe suresinin içerisinde? İslam'ın 5 şartından biri olan zekatla ilgili ayetler var Tevbe suresinde. Hatta zekatın kimlere verileceğine dair ayet de Tevbe suresinde. Evet, Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Evet, zekat İslam'ın 5 ana unsurundan birisi. 5 şartından birisi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Büniyel İslam ala hamsin, şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zekah vel hac ve savmi Ramazan. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Evet, İslam 5 ana unsur üzerinde bina edilmiş. Bu 5 ana unsur, kelime-i şehadet getirmek, onu diliyle ikrar, kalbiyle tasdik etmek, zekat vermek, namaz kılmak, hac yapmak ve oruç tutmak. Büniyel İslam ala hamsin, şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zekah vel hac ve savmi Ramazan. 5 tane ana unsur. Evet, hadisi şerif böyle derken Tevbe suresinde de Peygamberimize emir Allah'tan. Huz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum. İlâ ahiril âyâ, sadakallâhul azîm. Rabbimiz buyuruyor ki, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً Onların mallarından sadakayı al. Sadaka, Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى iki ana şeyde mütalaa edilir. Biri normal sadaka, azdan az, çoktan çok. Birisi de zekat. Asıl ihtiva ettiği mana zekattır. Çünkü innemâ sadakâtu lil fukara ayetine baktığımız zaman oradaki ifadede de zekatın kimlere verilebileceği ve verileceği yerlerin delilidir bu ayet. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durup dururken mi bu sadakayı Allah-u Teala al diyor. Bir başka ayette bakınız, ayetler arasında insicam vardır. Bir başka ayeti celilede de Allah-u Teala ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum buyuruyor Rabbimiz. Onların mallarında ve fi emvalihim hakkun bir pay vardır. Bir pay vardır. Şimdi lütfen şurada yapacağım açıklamayı dikkat edip dinlememiz lazım. Şimdi Allahu Teala ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum diyor. İhtiyaç sahiplerine, isteyenlere ve yardıma muhtaç olanların
olan malı olanlarda bir pay hakkı vardır. Yani fakirin, zenginin malında bir pay var, bir hak var. Şimdi son zamanlarda türeyen Kur'an bize yeter, hadislere ne gerek var deyip de peygamberi dinden tecrit etmek isteyen gruba buradan sesleniyorum. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, aman ha olmaya böyle asla astarı olmayan, kimin taşörenliğini yaptığını bilmeyen insanların ifadelerine itibar edin. Şimdi وَفِي اَنْوَالِهِمْ عَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمُ veya خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَ. Peygamberi bir tarafa bıraktığımız zaman onların mallarından payı aldık. Neye göre alacağız? Kaçta kaç alacağız? Sünnet olmadıkça bu ayetleri anlamamız mümkün değil. Bunların tamamını sünnet tahsis ediyor. Ya ayet ayet ayeti tefsir ediyor ya hadis ayeti tefsir ediyor Peygamberimizin fiili, kavli ve takriri. Şimdi bakalım o bir paydan ne alıyoruz? Ve fi amvalihim hakkun vahidun demek. Bir pay var. O payın oranı ne? Burada da huz min amvalihim sadakaten vahide. Öyle takdir edilir nekireden sonra. Bir pay. O payın oranı ne? Ve hangi mallar zekata tabidir? Hangi mallar zekata tabi değildir? Kişi kime zekat verebilir? Kime zekatı veremez? Bunların tamamı sünnette, sonra kitap, sünnet, icma, kıyas ve kıyas-ı fukahanın açıklamalarında ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman önce şu zekatı anlayalım. Ben zekata güzel bir tarif getirmişim. Ela lehul halku vel emr. Bütün işler ve mahlukat, yaratılmış olan varlıkların tamamı Allah'ın. Biz halife olarak Allah adına yeryüzünde onun yarattığı mülkte, yarattığı nimetlerle onun adına zekat konusunda tasadduk ediyoruz. Yani zekatı ifa edip veriyoruz. Mülk Allah'ın. Lillahi mülkü semavati vel ard. Dağlar, taşlar, ovalar, denizler, ektiğimiz nebatat, tahıllar, efendim, biçtiğimiz diğer faydalı hayvanlarımıza yedirdiğimiz otlar ve benzeri her şey aklımıza ne gelirse ve biz Allah'ı. Ana baba sadece bizim dünyaya gelişimizin bir sebebi. Yoksa Allah onları planlamış, onları görevlendirmiş. Onlar vasıtasıyla Allah'ın Hallak ismi tecelli ediyor. Bir topraktan, damla nütfeden, kan pıhtısından, et parçasından tamamını o yaratıyor. Diğer var olan yediğimiz ve içtiğimiz bütün varlıkları, hatta şu vücudumuzdaki var olan her şeyi de o yaratıyor. Ve o yarattığı mülkteki sayılmayacak nimetler. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saysanız sayamazsınız. Neyi sayacağız ki? Elmalar, armutlar, pirinçler, efendim nohutlar, fasulyeler, İncirler, üzümler, gözümüzün gördüğü, aklımızın idrak ettiği her şey ama her şey ala lehul halku vel emr Allah. İşte Allahu Teala oradan da yarattığı dağlar alçaklı yüksek. Bir elin parmakları bile birbirine denk değil. Birisi uzun, birisi kısa. Yarattığı kulların da sahip olduğu mal varlıklar, mali varlıklar birbirine denk değil. Allah kimine çok vermiş imtihan etmek için, kimine az vermiş sabretmek için. Herkese farklı melekeler vermiş. O melekelerle geldiği dünyada bir Allah dostu şöyle demiş. Niçin geldin bu dünyaya? Kapıldın bir kuru hülyaya. Dünya denen bu tarlaya niçin geldin bilir misin? Niçin geldin?
imtihan olmak için geldin. Allah'a kulluğunu ifade etmek için geldin. O vakit ibadetlere baktığımız zaman üç çeşite ayırıyoruz biz ibadetleri. Bir, bedeni ibadetlerimiz namaz ve oruç gibi. İki, mali ibadetlerimiz sadaka ve zekat gibi, infak gibi. Üç, hem mali hem de bedeni ibadetimiz hac, hem paramızı yatıracağız hem de bedenen oradaki görevlerimizi yapacağız. Demek ki ibadet üç çeşit. Şimdi biz bugün mali ibadetten bahsediyoruz. Zekat. Peki zekat nedir? Benim tarifime gelelim. Zekat, hali ve vakti yerinde olan, şer'an, zengin sayılan birinin Allah'ın ona bahşetmiş olduğu nimetlerden patent hakkını Allah için ödemesidir. Hocam nasıl bir tarif oldu? Birileri bir şeyler icat ediyor. O icat ettiğinde müzisyense ondan. Efendim biri tank motorunu yapıyor ondan, biri araba motoru yapıyor ondan, biri başka şeyi buluyor ondan. Her o buluşu yapan bulduğundan pay alıyor. Yani onu bulana, onu kullanan adeta pay veriyor. Peki buğdayları kim yarattı? Allah yarattı. Arpaları kim yarattı? Allah yarattı. Altın ve gümüşü kim yarattı? Allah yarattı. Hulasa kainatta her ne varsa Allah yarattı. Allah da bu yarattığı varlıklar kimin elinde ise, onu kim kullanıyorsa adeta ondan pay alıyor. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, altın ve gümüş para, Allah'ın aldığı pay 1/40, %2,5. Senin 100 bin lira paran olacak, 100 bin liralık altının olacak veya 100 bin lira altın, gümüş, paran üst üste topladığın zaman olacak. Ki bu 81 grama tekabül ediyor, ondan yukarısı. %2,5, 2,5, 100 liraya 2,5 lira, 100 bin liraya 2500 lira. İşte Allahu Teala ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum diyor. Bu saydığımız şeylerde %2,5 altın, gümüş ve para ve buna tekabül eden diğer varlıklar. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, ekip biçtiğimiz şeylere gelince, arpa, buğday ve benzeri şeylere, bir defa zekat iki ana malda tahakkuk eder. Birisi emvali, zahire, görüp de sayabildiğimiz, görebildiğimiz, gizli saklanmayan demek. İkincisi emvali batına, ki altınlar, gümüşler ve benzeri şeyler, bu ikisi ve paralar. Derler ya ecdadımız, para ile imanın kimde olduğu bilinmez, ancak tezahürü görülür. Adam Allah'a inanmışsa Allah'ın emirlerine göre hayatını tanzim eder. Adamın da mali varlığı varsa yaşantısına, öyle çok cimri değilse yaşantısına sirayet eder. Demek ki iki malda zekat tahakkuk ediyor. Envali zahire, envali batine. Peki nisap miktarı? Parada, altında ve gümüşte. Gümüşte 200 dirhem. Altında 20 miskal, 81 gram. Bunların farklı ölçü şekilleri var. Ben biraz meraklıyım. Bunların her birini işte 1 miskal, efendim 5 grat, 20 miskal şu kadar, efendim şu kadar arpa ediyor, o arpaları saydım, götürüp kuyumcuya tarttırdım. Yani bu konuları buna varıncaya kadar inceledim. Onun için de 20 miskal altın, 81.18 gram, biz bunu 81 gram diyoruz, yuvarlıyoruz. 2 yuvarlıyoruz bir yukarıya. İkincisi 200 dirhem gümüş. Veya buna tekabül eden para. Yaklaşık bu da bugünün şartlarında 36 bin lira civarında bir şey yapıyor.
36-37 bin liraya tekabül ediyor. Altında çünkü iniş çıkışlar oluyor. Altın olarak düşündüğümüz zaman. Gümüş olarak düşündüğümüzde biraz daha aşağı. Arz ve talep meselesi işi şey yapmış. Koyunların nisap miktarı 40. Büyükbaş hayvanların nisap miktarı 30. Develerde nisap miktarı 5. Kim bunlara sahip olursa o fıkıh kitaplarında yazılı olan bizim günümüzde şu anda en fazla koyunlar, sığırlar ve para. Para üzerinden olaya baktığımız zaman Rabbimiz işte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Huz min emvalihim sadakaten." Onlardan sadakalarını, zekatlarını al. Ayetin nüzul sebebine bakıyoruz. Tebük Savaşı'nda bir grup peygamberle beraber savaşa gitmemiş. Peygamber savaştan zaferle dönünce onlar pişman olmuşlar. Allah Resulüne gelmişler. Ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl vereceğiz? Biz sana işte istediğin kadar şey verelim, fakirlere dağıt. Benzeri rivayetler var. Peygamberimiz de vahyin gelmesini beklemiş. Adamlar pişman olmuşlar. Yaptıkları hatadan tevbe etmişler. Onun için de Allah-u Teala peygamberimize "Huz min emvalihim sadakaten." Onların mallarından sadakayı al, zekatı al diyor Allah-u Teala. "Tutahhiruhum." Onları temizle. Onları temizlerden maksat mallarını temizle. Manen zekat verilmeyen malda sıkıntı vardır ki onun zekat verilerek temizlenmesi ve bereketlenmesi lazım. Ve tüzekkihim biha, o sadaka vasıtasıyla onları temize çıkar. Onlar tevbe istiğfar ediyorlar. Ayetin arkasına baktığımız zaman ve salli aleyhim, onlara bir de dua et. Zekatı al, mallarını temizle. Onların tevbelerini Allah kabul ediyor. Tevbeleri tevbe ediyorlar. Günahlarından arınmak istiyorlar. Sen de onlar için dua ede ve onları temize çıkar. İnne salateke sekenun lehum. Senin onlara duan onlara huzur getirir. Aile yuvalarına huzur getirir. Buradan şunu anlıyoruz. Manen kim zekatını verir de malını temizlerse, malını temizlerse Allah Resulü'nün duasına mazhar olmuş olur. Evinde sekene olur, huzur olur. Çünkü fakirin hakkını fakire vermiş olur. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, size bir tablo arz etmek istiyorum. Bir insan düşünün, çoluk çocuğunun geçimini sağlamak için merdiven silmeye gidiyor. Bir hayır sahibi de zekatını ona gönderip iş elbiseleri elinde, kovası elinde, merdivenlerden inip başka bir yerde merdiven silmeye gidecek. Bir telefon geliyor ona. Senin hesabına şu kadar zekat yatırdım. Zekatını alıp kullanabilirsin. Bu insanın haleti ruhiyesini bir düşünün. Mümin ve mümine olan bir insan hemen ellerini kaldırıyor, diyor ki Allah'ım şu bana şu anda çok büyük sıkıntım vardı. Akşam ekmeğimi alabilmem için merdiven silmeye gidiyordum. Çocuğumun okul aidatını, üniversite aidatını yatırmak için merdiven silmeye gidiyordum. Çocuğuma bayramlık nasıl alabilirim onun muhasebesini yapıyordum. Rabbimin yardımı, hayır sevenin yardımı bana yetişti. Allah'ım bana yardımı yetişen kulun yardımına sen de yetiş Allah'ım diye ellerini açıp dua eden mümine bir hanımefendinin o duasını Rabbim boş geri çevirir mi? Çünkü onunla Allah arasında perde yok. Bir tabloyu arz ettim. Ne tablolar var böyle? Düşünün ki üniversitede okuyor ama köyünden getirdiği, buna dikkat edin, benim hemen kaldığım odanın karşı tarafında kalıyordu. Ben yurtta kaldım ilahiyatta okurken. Düşünün o insan köyden getirdiği peynirinin tozlarına ekmeğini batırıyor, peynirler bitmiş.
Çay almaya parası yok. Su ile, ekmekle, o peynirin tozları ile efendim ilim hayatına devam eden bir tanesine evladım yavrum sana bursun yatırdım git al çayını iç ekmeğini bir tabak da sıcak çorbanı iç dediğini düşünün. O insanın gönülden ellerini açıp da ya Rabbi şu bana infak gönderen, zekatını gönderen, sadakasını gönderen bu kardeşime ya Rabbi sen de ver dediğini düşündüğümüz zaman zannediyorum kapalı kapı kalmaz. En fekün fekaliç Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. İnfak edin, infak olunasınız. Konuya biraz daha açacak olursak, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, evinin elektrik faturasını yatıramamış, evinin su faturasını yatıramamış, bakkaldaki defterde borcunu ödeyememiş, bakkaldan ekmeği alamayacak bir kardeşimizin yardımına ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum mallarınızda ihtiyaç sahiplerinin payı var, Allah'ın payı var, Allah'ın payını Allah'ın kullarına veren bir insan kadar mutlu kim olabilir? Peygamberin duasına, kimsesizlerin duasına mazhar olan insan kadar mutlu kim olabilir? Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, evet zekat kimlere farz? Birkaç cümle buna temas etmek istiyorum. Akıllı, baliğ veya baliğa, mümin, inanmış, kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman, mukim, şimdi gurbette olan da, başka yerlerde olan da efendim, hür, cezaevinde falan değil, Allah kimsenin başına vermesin. Bu şartları taşıyan özet olarak kimselere zekat farz olur. Ama nisap miktarı da bir mala sahip olacak. O malın üzerinden bir yılın da geçmiş olması lazım ki Ramazan ayını biz buna milat ediniyoruz. Bir ay Ramazan'da bir diğer ay Ramazan zekatımızı sapmayalım. Zekatımızı hesaplayalım. Zekat saatimizi zamanımızı kaçırmayalım. Evet, kime verebilir bu kardeşimiz zekatı? Bir, ayete dönüyoruz. Hemen Tevbe suresinde 60 numaralı ayet. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى fakirlere وَالْمَسَاك۪ينَ miskinlere. Evet, başka وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا zekat toplayıcılar, o dilencilerden bahsetmiyorum. Bir müessesenin yükümlülüğü onun üzerine verilmiş. Düşünün bir Kur'an kursunda efendim 200 tane, 300 tane okuyan öğrenci var. Bir imam hatipte, bir okulda, benzeri yerlerde. Ama burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Zekat parası ile cami yapılmaz. Zekat parası Kur'an kursu inşaatına kullanılmaz çünkü fakirin hakkıdır. Fıtır sadakası, fidye, cami inşaatlarına, Kur'an kursu binalarına ve benzeri yerlere kullanılmaz. Fakirin hakkıdır. Amiller de buna dikkat etmesi lazım. O zekat kendilerine emanet verilen, Kur'an kursu derneklerinde bulunan, cami derneklerinde bulunan ve benzeri yerlerde bulunan kişiler de buna dikkat etmesi lazım. Vel amilin aleyha. Herhangi bir kurum, kuruluş veya müessese adına efendim zekatları topluyor. Adeta birinin vekili oluyor, diğerinin vekili oraya harcama yapıyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Vel amilin aleyha, İslam devletinde zaten devlet adına bunu topluyorlar zekatı. Vel muallefete kulubuhum, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere zekat verilir. Ve fidrikab, sözleşmeli kölelere zekat verilebilir. Allah'a hamdolsun herkes hür, köle yok. Vel garimim, garim borçlulara. Ve fi sebilillah, Allah yolunda cihad edenlere. Ve bi sebil, yolda kalanlara zekat verilebilir ki 8 sınıf. Fakirler, miskinler, zekat toplayıcılar devlet adına veya herhangi bir müessese adına.
Müellefe-i kulüp, kalpleri İslam'a ısındırılmak isteyenler, borçlular, köleler sözleşmesi, onu söyledik. Borçlular, Allah yolunda cihad eden ilim erbabı ki biz buna öğrenciler diyoruz. Öğrenci ne kadar zengin olursa olsun, İslami bir ilim, ister pozitif olsun, Allah'a götürecek bir ilimle meşgul oluyorsa, müminse, inanmışsa ona zekat verilir. İsterse onun babası, ebeveyni milyarder olsun. Ama en ihtiyaçlı olanı seçmemiz en hayırlı olandır. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, peki zekat kimlere verilmez? Bir, kafirlere zekat verilmez. Bazı ihtilaflı görüş olanlar var. Ona ben katılmıyorum. Kafirlere, Allah'ı inkar edene zekat verilmez. Birincisi bu. İkincisi, usul ve furua verilmez. Geldiği köke kişi zekatını veremez. Kim o? Anası, babası, dedesi, ninesi, o geldiği kök ile nihayet. Kendinden dünyaya gelen çocuklarına da veremez. Biz buna furu diyoruz. Bunu şöyle formülize edelim. Şu parmağım bir ağaç düşünün. Dalları var, yukarıya doğru kökü var. Şu gövde kişi zekat verecek, kendini ağacın gövdesi düşünecek. Geldiği köke zekat veremez çünkü onlara bakmakla mükelleftir. Bir Müslüman anasını, babasını, dedesini, ninesini bakmakla mükelleftir ila nihayet. Kendinden dünyaya gelen çocuklar, torunlar, çocuğunun çocuğu, kız çocuğu ve ila nihayet burada... Efendim damada zekat verilebilir mi fakir olsa? Verilse bile onu kendi ihtiyacında kullanacak. Eşiyle beraber, hanımıyla beraber oturup onu yiyemez. Bu konularda tereddüt olan kardeşlerimiz telefonla bize ulaşabilir. Peki kayınpeder gelinine verebilir mi? Gelininin çocuklarıyla gelin yiyecekse ne olur? Özel ihtiyacında kullanacak. Efendim bakmakla yükümlü olma bir durumu yoksa. Ki bir dördüncü zekat verilmeyecek kişi de zengin olandır. Zengin olan bir insana da zekat verilmez. Konuyu toparlayacak olursak Allah-u Teala خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُضَحِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُرْ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allah peygamberine onların mallarından zekatlarını al, hem mallarını hem kendilerini temizle, onlara dua et, evlerine, ocaklarına, iş hayatına sekene olsun, huzur olsun, mutluluk olsun diyor Allah-u Teala. Sonra da yine Tevbe suresinde zekat kimlere verilebilir? Onu Allah-u Teala sayıyor. Ben sözlerimi şöyle tamamlayıp bitirmek istiyorum. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, Diyanet İşleri Başkanlığı gönül dünyamızda sizlerin verdiği, bizlere ulaşan, başkanlığımıza ulaşan, başkanlığımızın hesaplarına yatan paralarla gönül dünyasında inanan ne kadar insana zekat ulaştırdı. Rabbim bu teşkilata, Rabbim bu devlete, Rabbim bu millete zeval vermesin. Çünkü kimsesizlerin kimsesi bu millet. Rabbim zekat veren kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Allah'ın o tavsiyesine hem zekatı verecek, peygamber görev alacak, hem de diğer tarafta ihtiyaç sahiplerini aktaracak, peygamber görevini görecek. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekat konusunda fail olarak çalışacak kulların zümresine hepimizi ilhak eylesin. Rabbim verdiğimiz, vereceğimiz zekatlarımızı, fıtır sadakalarımızı kabul eylesin. Tuttuğumuz, tutacağımız oruçlarımızı kabul eylesin. Her türlü kazadan, beladan, fitneden sizleri, bizleri, ümmeti Muhammed'i Rabbim muhafaza eylesin.
hastalarımıza şifa, dertlerimizə dəva, ordu olanlara ödəmə kolaylıkları nasip eylesin diyorum. Rabbim zekatlarımızı kabul eylesin. Sizi Allah'a emanet edin.